sivrisineklerden bulaşıyor. Adı Batı Nil virüsü. Bursa ve İstanbul'dan vaka bildirilmeye başlandı. Özellikle yaşlılar risk altında. Virüsü alan kişilerin %80'i belirti göstermiyor. Ancak %20'sinde ateşli bir hastalık oluyor. Peki bu virüsten nasıl korunabiliriz? Cevap haberimizde. yıllarca hiç görmüyorsunuz. Ardından birden vaka sayıları artıyor. M çiçeğinden daha fazla şu anda toplumda ve bunlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Batı Nil virüsü Afrika'dan gelen kuşlar sivrisineklere bulaştırıyor. Sivrisinekler insanlara taşıyor. Hastanelere gelen vaka sayıları hızla artıyor. İstanbul'da 7 ilçede vaka tespit edildi. 2010 yılında Türkiye'de salgın en büyük salgını o zaman yapmıştı gerçekten. Daha çok Ege bölgesindeydi. Biz 2019'dan beri böyle bir artış görmemiştik. Vaka sayılarında belirgin artış olduğunu görüyoruz şu anda. Esas olarak Marmara bölgesi gibi görünüyor. Tabii ki İstanbul dahil olmak üzere Bursa işte o bölgelerde en ağır formundan 10 tane görüyorsanız en az 1000 hani 1500 olgu olabilir. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında daha fazla görülen batın il virüsü taşıyan sivrisinek popülasyonu en küçük su birikintisinde bile çoğalabiliyor. Tatlı su havuzları ya da mesela su doldurulmuş bidonlar lastikler hani içinde su olan her şey aslında hatta şunu söylüyorlar her türlü su birikintisinin içinde yani en küçük su koyduğunuz kapların içinde bile virüslerin çoğalabildiğini biliyoruz. Batı Nil virüsü taşıyan sivrisinek ısırığından sonra %80 hastalık oluşmuyor ancak ateş, kırgınlık, döküntü oluşan %20'lik kesimde ciddi sonuçlar yaşanabiliyor. Semptomatik olanlarında %10-20 kadarında bir beyin ya da medulla spinalis dediğimiz omuriliği tutan bir infeksiyon gelişebiliyor. Bizim korktuğumuz bu oluyor genellikle. Bunlarda ne olabilir? meninksleri beyin zarlarının iltihabı olabilir. Beynin dokusunu tutan ensefalit olabilir. Bir de felç yapabiliyor bazen. Hastalık nörolojik problemlere de neden olabiliyor. Baş ağrısı, bilinç değişikliği, kişilik değişiklikleri, dengesizlik olabiliyor. Hareketlerde yavaşlama bu, bu hastalığa özellikle çok özel. Parkinson gibi bir tablo yapıyor. Batın il virüsü özellikle yaşlılar için daha da tehlikeli. Bizi gece ısırırlar, daha küçüktürler. Bu hastalık yaşlılar için biraz riskli. %10'unu aşan bir ölüm riski var yaşlılarda. Temmuz sonu başlayan batın il virüsü vakaları Eylül ayında pik yaparak en yüksek sayılara ulaşıyor. Peki nasıl korunacağız? Vatandaşlara bireysel olarak ne önerebiliriz? E, sirsinekten koruyan spreyleri önerebiliriz. Ee, ya da hani uzun kollu giysiler tercih edebilirler ya da cibinlikle yatabilirler